Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße den türkischen Staatspräsidenten hier in Berlin. Es ist gut, Herr Präsident, dass wir die Gelegenheit haben, direkt miteinander zu sprechen. Uns beschäftigen beide die Krisen in dieser Welt. Da ist zunächst der russische Überfall auf die Ukraine und seine weitreichenden Folgen, unter denen fast die ganze Welt zu leiden hat. Wir beide sind uns einig. Russland muss seine Aggression so schnell wie möglich beenden. Die Türkei hat eine konstruktive und wichtige Rolle gespielt in der Frage, wie ukrainisches Getreide trotz der anhaltenden Kämpfe exportiert werden kann. Ich möchte den türkischen Präsidenten für seinen persönlichen Einsatz in dieser wichtigen Angelegenheit ausdrücklich danken. Es ist bitter, dass Moskau dieses Abkommen nicht länger fortführt. Russland verstößt mit dem Krieg gegen eine lange bestehende Übereinkunft. Rusya bu şekilde savaş yürüterek uzun yıllardır mevcut olan bir anlaşmayı ihlal ediyor. Çünkü sınırların zorla değiştirilmemesi gerekiyor. Bundan ötürü buna çağ değişimi dedim. Çünkü Avrupa'nın güvenliği burada tehlike altında. Aynı zamanda tabii ki İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü biliyoruz. Umarız yakın bir zamanda olumlu bir karar alınacaktır. Çünkü NATO'nun ittifak olarak güçlendirilmesidir burada söz konusu olan. Diğer taraftan önemli bir konu tabii ki Orta Doğu'daki durumdur. 7 Ekim'de Hamas İsrail'e hunharca bir saldırı düzenledi ve biz federal hükümet olarak Hamas'ın bu terör eylemini keskin bir şekilde kınamaktayız. Biraz sonra bölgedeki gerilimin daha da tırmanışına karşı neler yapabileceğimizi konuşacağız. Çünkü Orta Doğu'da bir yangın yerinin oluşmasına karşı iki taraf olarak bizler de endişe duyuyoruz. Almanya'yı bilen bunu gayet iyi bilir. Bizim İsrail'le olan dayanışmamız hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma hakkı vardır. Aynı zamanda her hayatın eşit değere sahip olduğunu söylüyoruz. Çünkü Filistinli sivil halkın acıları Gazze'de yaşadıkları bizi de üzüyor. Onlarca yıldır Almanya bu alanda insani yardım sunmaktadır. Ve bu sene tekrar 160 milyon avroluk daha çok yardım sağlıyoruz. Biz insan yardım alanında en büyük donörlerden biriyiz. Şu anki çatışma durumu elbette ki uzun vadeli siyasi bir çözümün Orta Doğu sorununa bir çözüm olacağını söylemek istiyoruz. İki devletli bir çözüm bizim için açıkladığımız hedeftir. Ve İsrail'in varoluş hakkı bizim için olmazsa olmazımızdır. Ve şunu da söylemek istiyoruz. Ülkemizde antisemitizm, Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur. Siyasi motivasyonu olsun, dini olsun, sağ ya da soldan geliyor olsun, yüzyıllardır gelişmiş olsun ya da dışarıdan mı ülkeye geliyor hiç fark etmiyor. Onun için diğer taraftan şunu da söylemek istiyorum. Almanya'da yaşayan 5 milyon Müslümanlarla ilgili de onların burada bir yeri vardır ve bunu inkar edenlere de karşı gelmekteyiz. İşte Orta Doğu'da yakın ve Orta Doğu olmak üzere büyük gerilimler yaşanan bir bölge olduğunu biliyoruz. Ve komşu bölgemiz olduğu için orada olan biten bizim için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu güncel sorunla ilgili farklı, kısmen çok farklı görüş açılarımızın olduğu bir sır değildir. İşte bundan ötürü bu görüşmelerimiz bu kadar önemlidir. Özellikle de zorlu anlarda doğrudan görüşmemiz gerekiyor. Ve bütün bu
güncel, vahim, uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerimizde ve Türkiye'nin Avrupa Birliği konularında nasıl somut ilerlemelerin kaydedileceğini de konuşacağız. Geçtiğimiz yıllarda maalesef Avrupa Birliği ve Türkiye açısından ilişkilerde imkanlarımızın gerisinde kaldık ve potansiyelimizin gerisinde kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu alanlarda nasıl ilerleme kaydedeceğimizi konuşacağız. Genel olarak tabii ki göç ve düzensiz göç önemli bir konudur. Düzensiz göçü sınırlandırmak istiyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği 2016 yılında kanaatimce iyi bir anlaşmaya vardılar. Avrupa Birliği içerisinde bu anlaşmanın iyileştirilmesi için, daha doğrusu sürdürülmesi için katkıda bulunuyoruz. Karşılıklı yararımızdadır çünkü bu anlaşma. Ve söz konusu olan geri dönüşlerle ilgili de konuşmamız gerekiyor. Almanya'nın vatandaşları ve Türkiye halkı birçok yönlü ilişkilere sahiptir. Karşılıklı karşılaşmaların vatandaşlarımız için mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde olması için gayret göstereceğim. Gaziantep bölgesinde yaşanan deprem Şubat ayında her iki ülke halkının ne kadar yakın ilişkilere sahip olduğunu bire kadar daha gözler önüne serdi. Almanya derhal kurtarma ekipleriyle yardımcı oldu. Federal ordunun bir sahra hastanesi kuruldu ve binlerce insan kısa vadeli olarak Almanya'ya getirildi. Yeniden yapılanma için finansman sunduk ve bunu desteklemeye devam edeceğiz. Ekonomik işbirliği açısından da büyük bir potansiyel var. Gördüğünüz gibi önümüzde birçok iş var. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor ama hukuk güvenliği, istikrarlı bir finans ve ekonomi politikası da bunun önemli temelleridir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok dolu bir programımız var bugün. Kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için başta Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ve Şansölye Sayın Scholz olmak üzere tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Scholz'un daveti üzere Berlin'e gerçekleştirdiğim bu ziyarete büyük önem veriyorum. Biraz sonra kendisiyle Türkiye-Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağız. Bu işin tabii ticari ilişkiler boyutu olacak, siyasi ilişkiler boyutu olacak, askeri ilişkiler boyutu olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Tabii son olarak da Körfez'deki İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile, acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Ve bütün bunlarla beraber şu anda
şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor. Ve bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın, ibadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. Bütün bunlarla beraber hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi, Tevrat'ta filan bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar.